Size selam. Kolay gelsin. İyi oyunlar. İyi hafta sonları. Gerçi biraz karıştı Türkiye. 31 ilde yasak başladı 2 günlüğüne. Ama onunla alakalı bir şeyler konuşmaya gerek yok. Herkes konuşuyor. Herkes bir yerlerden bir şeyler yazıyor. Biz evde kal videosu çekiyoruz. 10-15 dakika keyifli bir zaman geçirelim diye. Onun için o konuya o topa hiç girmeyelim. Bu videoda ne yapacağız? Ben bundan önce bir video çektim 20 dakikalık. Ama ya herhalde mikrofonu açmayı unuttum artık. Nasıl oldu bilmiyorum. Videoda ses yoktu. Onun için ben şimdi ikinci bir video çekeceğim. Onun için biraz karışık olacak. İlk önce şunu göstereyim. Bu yeni dekorlar geldi. Bu dekor da fena değil Allah için. Son zamanlarda gelen en güzel dekoru. Diğerleri de bunlar. Bunlara da ne istiyor? Diyor ki 135 TL bana bayılırsan 570 tane elmas veririm. Bir de bu dekoru veririm sana diyor. Yani kredi kartıyla elmas alıyorsan haftada bir, ayda bir, 3 ayda bir. O zaman değerlendirebilir. Çünkü normalde de 135 TL verdiğin zaman sana 570 tane elmas veriyor. Ekstra bir şey yok. Burada sadece bu dekoru veriyor ekstradan. Fena da bir dekor değil. Eğer alıyorsanız elmas kredi kartınızla o zaman değerlendirebilir. Diğerleri pek bir şey değil. Ufak tefek de şeyler zaten. Görülsün diye ben alıyorum, buraya koyuyorum. Elmas da azalmıştı zaten. Onun için bunları aldım. Bunları 2 gün sonra kaldırıyoruz. Atıyoruz depoya. Depo ağzına kadar dekorla dolu. Yani bunun gibi 2 tane çiftlik olsa yan yana koysan sığmaz. Sonra bu Greg amca 5 gün boyunca paskalya yumurtası verecek hediye. Ben biraz önceki videoda 2 taneyi maalesef aldım. Onun için yani yarın da bunu alacağız. 3.'yü alacağız. 5. burada. Pek aranacak bir şey de değil. Çünkü bayağı büyük. 4. de burada. 2 burada bir yerdeydi. Onu aldım. Bir de şuradaydı galiba. Evet. Yani günlük paskalya yumurta hediyenizi Greg'den Greg'in çiftliğine girip alabilirsiniz. 5 tane var. 20 Nisan'a kadar kalacak bunlar. 21 Nisan'da eğer almadıysan bu ödüller gidecek. Ödülün bir tanesinden paskalya yumurtası çıktı. 3-4 tane. Geçen sene paskalya döneminde o dekoru vermişlerdi zaten. Bir tanesinden de %50 12 saat güçlendirici çıktı. O güzeldi gerçekten. Onu direkt depoya attı zaten. Onun için keyifliydi. Başka bu dekorasyonla alakalı çok soru geliyor. Onun için burada anlatayım. Bu mavi kağıt parçası gibi şey, tapu gibi şey ne diye soranlar var. Eğer sen 70 level ve üstüysen Alfred her 70 level ve üstü olan kişiye bir dekorasyon parçası diye bir şey getirdi. Boş bir toprak parçası gibi bir şey. Bu şey mavi taslak, taslak bunun ismi. Bizde nerede onu göstereyim. Şu ağaç. Birinci yani onu yükseltmeye yarıyor. Bu dekorasyonu yükseltmeye yarıyor. Birinci de ben bunu seçtim. Orada atıyorum 15 bin altınla ikişer tane hediye çekiliyse de hatırlamıyorum şimdi. Sonra bunu seçtim. Burada işte 50 bin altın istedi. 5'er tane hediye çeki istedi. Ne istediğini bilmiyorum. Şimdi de bana diyor ki bir kere daha yükseltmek için 3 tane bu sorduğunuz taslaktan ver bana diyor. 150 bin de diyor altın ver. Yani bende bir tane taslak var. 2 tane daha taslak bulursam bunu bir kere daha yükselteceğim. 3 kere yükseltmiş olacağım. Her dekoru 5 ya da 6 kere yükseltiyorsunuz. En baba haline getirmek için. Ama bununla çok uğraşmaya gerek yok. Çünkü bu ağaç
Yani zamanla herkes de olacak. Yani bendekinin şey beyaz olacak, sendekininki sarı olacak. Bende alttaki çit beyaz olacak, seninki yeşil olacak filan yani. Sonuç çiti var. Bu ağaç olacak. Bu herkeste de olacak. Bunu herkes depoya atacak bence. Çünkü herkeste olan bir şey. Yani çok özelliği olan bir şey değil. Herkese farklı bir şey vermiyor. Yani çok özel bir şey verse o zaman tamamlamaya çalışırsın. Bundan sonrasında muhtemelen benden 300 bin tane altın isteyecek, 50'şer tane hediye çek isteyecek. Bu hediye çekleri bendeki hediye çekleri sonunda bir işe yarayacak. 500 bin tane hediye çeki var burada. Bunlar da gemiden gelen hediye çekleri. Yani ne kadar gemi yüklemişiz zaten ortada. O Alfred'den bana geldi. Bir de bu taslak, abi depoda taslağı arıyorum bulamıyorum diyor. Taslak depoya gitmiyor. Sadece burada yükseltirken görebiliyorsun kaç tane olduğunu, ne olduğunu. Ama Alfred sana dekor getirdi. O dekoru bulmak için dekorasyonlara basıyorsun. Sonra sağa iki kere tıklıyorsun. Burası özel dekorasyonların olduğu yer. Alfred'in getirdiği dekorasyon burada. Buradan alıp herhangi bir yere koyacaksın. Sonra yükseltmeye çalışacaksın. Bu dekorasyonla olan hikaye bu. Çok da önemli bir şey değil. Yani aramana gerek yok orada. O kadar şeyin içinde. Bende neler var? Böyle hızlı gidelim bakalım nereye kadar gideceğiz. Bunlar hep üçer beşer tane, bazısı 20-30. Hala gidiyor. Sonuç itibariyle 7-8. sene bu sene. Traktör kaç taneymiş ya? Traktör mü gördüm? Bir taneymiş traktör. Nasıl bir tane ya? Traktör biz bir yerde kullanmış mıyız ki? Bunlar ne zaman gelmiş ya? Bunları hep almışız. Bak Pascal'e bu şundan verdi. Gizli yumurtalar denen Grey'in çiftliğinden, Pascal yumurtasından çıkan ilk bu. 6 tane varmış zaten. Hala gidiyor. Ve bu kadar. Dekorasyon, özel dekorda bu. Başka bir şey var mı? Ha, bu arada mahallemde Profesör Doktor Sayın Can Tanem dün inanılmaz bir buluş yaptı. Bütün mahallece eğlendik, keyifliydi. Makara kukara. Şöyle ki, eğer evinizde damacana kullanıyorsanız su için, farz edelim ki büyük bir bardağa damacanadan pompayla su alıyorsun. Ya da bir pet şişeye dolduruyorsun atıyorum. Pompaya bastın bastın. Bardak tam dolacak. Hissettin ki taşıyacak artık. Yapacak bir şey yok. Bardağı boruya doğru itersen, boru bardağın içine girerse hem su gelmiyor hem de bardağın üstündeki fazla suyu damacanaya geri çekiyor. Bu inanılmaz bir buluş. Ben çok taşırıyordum gerçekten de. Dün denedim. Dediği gibi de oldu. Bunu aşkısı Sibel de denemiş. Ama pomponun içindeki boru gevşekmiş biraz. İki kere yukarıdan basınca boru fırlamış. Bütün mutfak su. Onunla alakalı dün çok makara yaptık. Bir yarım saat, bir saat. Can Tanem'in sayesinde bayağı bir güldük. Evde damacana kullanıyorsanız bunu bir deneyin. Sonuçlarını yorumda yazabilirsiniz. Başka ne var? Başka bir şey yoksa bir de şu Süper Online'a buradan teşekkür ediyorum. Benim internet sağlayıcım Süper Online. Normalde bende upload hızı 90 megabit, 100 megabit, 110 megabit o arada değişiyor. Upload hızı da 3 megabit, 3,5 megabit filan o hızda. Yani ben 15 dakikalık bir video yüklemek istersen 1,5 saat sürüyor. 20 dakikalık video yüklemek istersen 2 saat sürüyor. Daha uzunu zaten hiç denemeye gerek yok. Ondan sonra videoyu düzenliyorsun filan bilmem ne. Video 3 saat sonra yayınlanıyor. Ama şimdi Süper Online bu evde kalla alakalı bir kıyak yapmış. Upload hızı
20 megabit veriyor şu an. Yani ben 20 dakikalık bir videoyu 25 dakikada falan yüklüyorum şu an. 5-10 dakikada düzenlemesi, yarım saat 40 dakika sonra video yayında oluyor. Biraz önceki videoyu eğer yayınlamak, söyleyemedim, yayınlamak isteseydik, düzgün çekmiş olsaydık, ses olsaydı daha doğrusu, şu an yayında olacaktı. Bu ikinci video maalesef. Onu da söyledim. Artık vadiye gidebiliriz. Ben bir önceki videoda vadiye doğal olarak gittim. Burada bir benzin istasyonundaydı. 10 tane elmasa 10 tane benzin vereyim diyordu. 30 dakikası kalmıştı. Bunu son 2-3 gündür videolarda söylüyorum. Artık bu bir tane bile aşağı inmiyor. Bunu Supercell'e yazacağım bugün. Yani burada da bence bir hata var. Bu saçmalık yoksa böyle. Bunu kimse 20 tane elması verip de 20 tane benzin almayacaktır muhakkak. Hani bekliyordu çocuk 2 saat. Yani 1 saat 55 dakika bekleyip bir tane elmas verip 20 tane benzin alıyordu. O zaman amenna. Yoksa böyle kimse almaz. Bu hata, yani hata var bunda. Velhasıl şu an itibariyle ne kadar beklersen bekle olmuyor. Ancak benzinciye gidip ödül veriyor biliyorsunuz. 3 tane, 4 tane kıyak. Öyle bir şey olursa onu alırsınız. Benim günlük görevler bitti mi? Bitmemiş. Lokantaya uğramışım. Diğerlerini de yapmışım. 3 tane yakıt çarkı çevir diyor. Ben de 86 olduğu için 3 kere çeviremedim. Onun için biraz çufçuflamam lazım. Bu kimmiş bakalım? Kim bozmuş sabah sabah? Şunu halledelim. Sen kimsin bakalım? Abo aşkısı, suyu taşıran. Su taşıran olsun ismi artık senin ya. Aşkısı değil de. Siboş su taşıran. Evet, bence öyle olsun. Yardım edelim, bekliyor. Al bakalım. Kıyamı unutma. Sonra 84 oldu. Çevirelim. ...92... Bunu daha önceki videolarda çok söyledim. Şimdi ben, yani bir kere daha çevirsem 9 gelse 101 edecek ama burası 99'da kalacak. Çevirelim, görelim. En fazla burası 99 olabiliyor velhasıl kelam. Bu da tam 99'a denk geldi. Bu da iyiydi. Yani bir kere daha çevirsem ben, bu 99. O çevirdiğim boşa gidecek velhasıl. Benim iki kere mi oldu? Bir kere daha çevirmem lazım. Onun için de ben, doğru, soya fasulyesi bugün benim. Bunları ekmiştim, olmuş. 5 taneye bir tane veriyor. Bende de 361 tane toprak parçası var. Yani 60 olsa 300. 70'e 14 mü? Evet, 74 tane güneş alıyorum. Zaten soya fasulyesi de yetmemiş. Burayı ekememişim. Ambar doldu. İyi. Dün bizde ne vardı? Çivit mi vardı? Ambar muhtemelen çivit var, 1500 tane. Ama ziyaretçi çiviti istemiştir. Ona şimdi 500 tane, 600 tane yaslayacağız. Rahatlayacak ambar. Bu geldiğinde istemediyse bile bir dahaki geldiğinde onu isteyecektir. Kaç oldu? Güneşinize buradan da bakabilirsin. 122.50. Gidelim. Ha, çeviremiyorum ama, değil mi? Şunları da görmüşken halledelim. Başka ne var bende bugün? Yarın ne var? Pamuk, güzel. Evet abi, bana bunlarla gelişti. Şu çilek, kırmızı biber falan gelse. Gerçi benzin var, sıkıntı yok. Ek hesaplara onları toplamak lazım. Bazen lazım oluyor işte.
Ben bir tane görevi yapamadım mesela. Bozuk kamyonu bulamadım. İlk gün bozuk kamyon görevi gelir mi bir insana? Doğal olarak ilk gün kimsede benzin yok. Doğru dürüst. Ne kadar dolaşırsa dolaşsın. Bu şey kamyon bozulmuyor. Ek hesaplarla biz dolaştık. 30'ar 40'ar tane benzin yaptık. Ektik, biçtik bilmem ne. Dolandık ama patlamadı kamyonlar. Doğal olarak bir tane görev gitti öyle. Yarınki iyiymiş. Yarına şu tekne yarına gelseydi, yarın mesela Double XP var teknede, level atlayacağız. Ha, yarın onun videosunu çekeceğiz harbiden. Beraber yükleriz, level atlarız. Yarın gelseydi hem görevi yapmış olacaktık hem level atlayacaktık. Burası 99 oldu. Gidelim biraz hadi. Benzinciye geldik. Bu arada en fazla 99 olabilir diyorum ama benzinciden aldığını, mesela benim şimdi 98, ben benzinciye gittim 20 tane aldım. 108-118 tane oluyor. Yani benzinciden aldığını oraya sayıyor. Ama normal çarkı felekten 99'dan fazla alamıyorsun. Şimdi gidelim canlı yayında görelim. İyi hadi git bakalım ne vereceksin. 4 tane bir ödülü ver dayıcım. Yol kenarı sürprizi çok iyi oldu ya, bu hediye çekiyor. Hadi hacı abi hadi. 4 tane iyi ver güzel. Hey babala ver 20'yi. Abi buna ben, bu vadide böyle olursa benzinciden 5 tane 10 tane 5 tane 10 tane 1000 tane elmas yeriz biz burada. İlk çevirmeye 5 taneyi veriyoruz zaten. 20 gün 100 tane orada gitti. En kötü 500 elmas yer bu vadi bende. Niye alıyorsun? Alıyorsun. Bakalım ne oluyor? 105 şekil bir adı olduğu gibi. Yani yakında bir benzinci daha var farz edelim. Gittin oraya 3-4 tane harcadın, bir 20 daha aldın. Başkasına gittin 5-6 tane harcadın, bir 20 daha aldın. Rekor kırabilirsin böyle. Ama artık bir esprisi yok çünkü bekleyince elmas düşmüyor maalesef. 105 oldu. E artık gideyim bari. Ne var jeton, ne yok ona da bakmıyorum. Daha çok erken. Önümüze geleni alalım gitsin. 22. Bu arada en yüksek jeton rekoru bu vadi sezonu için konuşuyorum. Cafer Caferi diye Azeri bir arkadaşımız, Azerbaycan'dan. O bir resim atmış bana. 41 tane yeşil jeton bulmuş. Şu an için rekor Cafer'de. Siz de resim atmak isterseniz Instagram'dan, Twitter'dan, Messenger'dan, herhangi bir yerden bana bulduğunuz, 41'in üzerinde bulduğunuz jetonu resmini atabilirsiniz. Onu da videonun sağ alt kısmında aşağı doğru gösteren bir ok işareti var. Oraya basarsan orada benim sosyal medya hesaplarının bütün linkleri var. İstediğinden girip bana o resmi atabilirsin. Rekor sende olur. Rekor olursa ne olur? Küçük bir espri sadece. Böyle bir hediye gibi. Öyle bir şey. Burada en son gelen en yakışıklı zebramız var. Bunun ismi Hey Babalarmış. Rekoru, yani vadi sezonunda rekor kimde olursa, vadi rekoru yazmışım bunun ismine de. Bu yakışıklı zebranın, güzel zebranın ismi, o arkadaşın ismi olacak. Yani ismini buraya yazacağız. Bir dahaki vadi sezonu açılana kadar. Böyle bir espri. Rekorlarınızı atın. Niye yavaş açılıyorsun acaba bu kadar ya? Grup siparişi görevi gelirse, dünkü videoda da anlattım. Herhangi bir bulutun altında falan tavuk var diyelim. Bakalım buralarda tavuk var mı? Olsa göstersek güzel olurdu. Abi hiç tavuk yok mu ya? Bu ne ya? Hop! Bak şimdi burada tavuk var. Bu tavuk muhtemelen yolda yatıyor, şempiliç. Eğer bu tavuğun üstünde
lacivert ünlemler yanıp sönseydi, bu tavuğun olduğu yer grup siparişiydi. Senin de görevin grup siparişi ise, üstünde ünlemler olan tavuğu bulmak zorundasın. O da zor bir görev. Benzin lazım. Başka da bir yerde yok. Bir tane olsa göstersem dedim ama. Evet. Yani ilk günler olduğu zaman vadi kolay kolay tavuğu vermiyor biliyorsunuz. Son günde saçmalıyor. Her sokakta iki tane Şempiliç'te bile o kadar tavuk yoktur. Sadece bir tane tavuk var görüldüğü üzere. Biz gidelim yerimize. Bir kere daha çevirme hakkımız var. Onu da çevirelim de günlük görevimizi bitirelim. Bak benzinciye geldik be. Hadi bak Kev. Go and gun. Ver dördü. Ver. Ya bırak Allah'ını seversen. Üç tane üç elmas hem de. Hadi yürü git ya. Almıyorum. Protesto diyorum sayın seyirciler. Neyse şu görev bitsin diye videoyu çok uzattım. Bir kere daha çevireyim. Günlük görevimiz bitsin. Dokuz tabii canım. Evet. Sekiz. Ya Allah bereket versin. Burası 99 oldu. Normalde 100 olması lazımdı. Günlük görevler de bitti. Bu arada ben bir tane görevi dün kaçırdığım için o bozuk kamyonu tamir edemedim, bulamadım çünkü. Muhtemelen bu sefer burayı saymışlar. Daha önceki 2-3 vadide burası çok fazlaydı. Ben burayı şimdi sayacağım biraz sonra. Şimdi burada uğraşmayalım. Muhtemelen tam güne denk geliyor burası. Yani 18-19 güne denk geliyor. 19. gün bu bıyıklı açılacak. Eğer tamsa ben doğal olarak bu bıyıklıyı oynayamayacağım. Eğer öyle olursa saydıktan sonra bundan sonraki şu bıyıklıyı oynayacağım. Ondan sonra da günlük görev yapmayacağım. Sadece çarkı kaç kere çevirebiliriz diye geçen vadi bitiminde öyle bir şey söylemiştim. Dedim ki günlük görevleri hiç yapmayacağım. Çarkı çevirmek için sürekli biriktireceğim. Geçenki vadide 27 mi 37 mi çevirmeye kadar biriktirmiştim. Bu sefer de öyle yapacağım. Son 3 gün eğer 9000 olursa bende de 40-50 çevirme hakkı kalırsa o kaybolmuyor. O zaman çevre benzinde sıkıntı olmayacak. Yani 50 tane olduğunu farz et. Ortalama 8 yapsak 400 tane benzinle vadide gezeceğiz. O zaman jetonu istediğimiz gibi ayarlayabileceğiz. 9000 olursa onu da ayarlayacağız. 3 tane büyük ödül alacağız. Ama yok burası öyle değilse bir tane bıyıklı için o kadar uğraşalım. Benim dediğim daha mantıklı. Ben şu bıyıklıya kadar günlük görevi yapayım. Evet. Geçen bıyıklıda saçmaladık biliyorsunuz. Yani 3. turda bir tane belge gösterdi zaten. 3 tane bomba var. Bir tane belgeyi buldum. Sonra bir tane daha açtım. Sonra sonlandır desene. Yok sonlandırmadım. Gittim doğal olarak şeyi buldum. Bombayı buldum. 90 tane elması bayıldık. Bir tanesi birisi yazmış. Abi ne oldu sen oyunu mu unuttun? Ne yapıyorsun sen? Bazı yorumlar çok keyifli harbiden. Başka? Bir şey var mı not aldığım? Bakayım. Cafer'i söyledik. Yeni dekorlar. Depo 6000. Evet. Son 3 gün inşallah burası 9000 olacak. 9000 olursa bu aşağıdaki kumbarada geçen vadiden yine saçmalardan seçmeler yapmıştık. Bu sefer burayı güzel planlayıp jilet gibi yapacağız Allah izin verirse. Saçmalamazsak şayet. Başka da bir şey yok. Ben de iPad önümde açık bu soya fasulyesini gördükçe yapacağım. Çevirme hakkı kazanalım diye. Gittiği yere kadar artık çok önemli değil. Bugün PlayStation 4'te Call of
Double XP var. Hem şey silah Double XP'si hem de normal oyun. PlayStation 4'te Call of oynayan varsa Modern Warfare. Oradan da ekleyebilirsiniz. Her yerde olduğu gibi orada da Umit Uyku eklerseniz oradan da online oynayabiliriz. Adam öldürürüz beraber be ya. Ben kuzenlerle çocuklarla oynuyorum. Çok keyifli. Başka da şu an aklıma gelen bir şey var mı? Notlarda da yok. Tamamdır. Yarın gemi yükleyeceğiz beraber. 5.995.467 XP'miz var. 6.427.000 XP'si yok. Bu sefer bir tane toprak parçasıyla 362 olacağız. 20 tane de elmas veriyor. Arada eşikte verdikleri de burada. Dinamit, kalas, testere, mavi çek. Bir dinamit daha. Saçma sapan şeyler. Yani 6.5 milyon XP'yi yap diyor. Eşiklerde de verdiği bunlar. Bize 4 milyon nereden çıktı? 430 bin XP lazım. Ben videoya başlamadan önce biraz çekerim. Bir 100 bin XP falan kalınca video çekmeye başlarız. Beraber güçlendiriciyi de açarız. 200 bin XP kalana kadar. Yani güçlendirici açık olursa, double XP de olursa, gemiye hiç yardım almazsam, bütün kutuları ben kapatırsam her gemiden 10 bin XP alıyorum yaklaşık. Yani 400 bin için 40 tane gemi yüklemem yeterli. Onun için yarın beraber yükleyip beraber level atlayacağız. 567 olacağız. 567. Evet, güzel sıralama. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çarparım biliyorsun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hey babalığa bakayım. Bye bye.